Şu anda Yalova İmam Ortaokulu'ndayız. Okulumuz proje temalı, yetenek merkezli bir okul. Proje temalı ve yetenek merkezli olması okulumuzun kendi yol arkadaşlarıyla belirlediği bir hedef. Bu hedef alanında çok ciddi çalışmalara imzalar atıldı. Ve bu hedefimizi şu anda bir ileri adıma taşıyarak dört dörtlük okul haline geldik. Okulumuzda sanılanın aksine sadece dini dersler değil, matematiği, Türkçesi, fen bilgisi ve sayabileceğimiz diğer bütün dersler yer almakta. Okulumuz Yalova İmam Hatip Ortaokulu'nda şu anda yaklaşık 8 branşta eğitim vermekteyiz. YİHOK Spor Kulübü adı altında eğitim vermekteyiz. Okulumuzda aritmetik zekayı güçlendiren dart sporu ve peşi sıra fiziki gelişim ve psikolojik gelişim adına çocuklara henüz ülkemizde popülaritesi yüksek olmayan sporlar var. Geleneksel Türk okçuluğu şu anda kulübümüzün ana branşı. Profesyonel bir antrenör ekibimiz var şu anda. Daha da bunu geliştirmek istiyoruz. Diğer spor branşlarında da aynı başarı yakalamak istiyoruz kursiyer adına. Manevi eğitim programı bizim özel bir alanımız. Din Öğretim Genel Müdürlüğümüzün vizyon belgesinde, kalite takip sisteminde ve din öğretimi portalında bizlere İmam Hatip okullarına ödev olarak verdiği bütün çalışmalarla ilgili özel gündemlerimiz var. Ama bunları çok daha özel uygulamaya çalışıyoruz ki en önemli özelliğimiz şu: manevi gelişim alanıyla alakalı cami programları sürekli yapılan İmam Hatiplerin geleneğidir. Bu gelenek bizde de mevcut. Tabii içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde yaptığımız bütün faaliyetleri pandemi kurallarına, maske, mesafe ve temizlik kurallarına en hassas şekilde riayetle yürütmeye gayret ediyoruz. Kur'an İhtisas Takviye programımız. Bu projeyi biz Yalova Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi ile birlikte işbirliği protokolümüz ve gerekli izinlerin alındığı yazışmalarımız ışığında yapıyoruz. Sanatla alakalı okulumuz bünyesinde Şemse Kültür Sanat Merkezimiz faal bir şekilde yoluna devam etmekte ve 6-7 farklı sanat alanını sanatçılarla birlikte etkin bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz ki sanat alanında sadece öğrencilerimiz de değil, velilerimiz, sanatseverler, öğretmenlerimiz, geniş bir kitlenin haftanın 6 günü hizmet alabildiği bir noktadayız. Bu okulda 2017 yılından itibaren Şemse Çini Atölyesi içerisinde çocuklara, öğretmenlere, yetişkinlere ve okulumuzla hiçbir alakası olmayan insanlara binlerce yıllık sanatımız olan Çini sanatını aktarmaya gayret gösteriyoruz. Okulumuzda akademik ve manevi gelişimin yanı sıra çocukları sporla desteklemek ve onların hayatına dokunmak istiyoruz açıkçası. İlerleyen zamanlarda kendimizi şu an bulunduğumuz konumdan çok farklı bir konumda görmeyi planlıyoruz. Yine pozitif anlamda tabii. Liselerde, üniversitelerde mezun ettiğimiz çocukları bir spor sever olarak, belki bir milli sporcu olarak görmek en büyük hedefimiz ve amacımız. İki yıl önce Yalova İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun oldum. Bu okul bana sanatsal faaliyetler de kattı. Ney, bendir gibi enstrümanlar da üfledim, çaldım. Sporsal faaliyetler içinde bilek güreşi her zaman aklımda vardı zaten. Hep yapmak istediğim bir spor dalıydı. Bu okul beni bilek güreşi dalına da yöneltti. Allah razı olsun. Bilek güreşinde milli sporculuğa kadar yükseldim çok şükür. Yalova şampiyonu oldum, Marmara Bölge şampiyonu oldum. En sonunda da Tokat'a bir buçuk iki ay önce Tokat'a gittiğimiz bilek güreşi dünya takım seçmelerinde bilek güreşinde milli sporculuğa hak kazandım. Dünya şampiyonasına katıldım. Eğer sporu seviyorsanız Yalova İmam Hatip Ortaokulu'nu tercih etmenizi öneriyorum. İzciliği çok önemsiyoruz biz. Öğrencilerimiz izciliği bir hayat disiplini olarak
bir anlayış olarak, kendilerini disipline ettikleri bir alan olarak kullanacaklarını düşünüyoruz. Bu manada izci gruplarımız var ve sosyal gelişimlerinde bunun çok katkısı olduğunu biliyoruz. Yani izcilikteki grup etkinliği çocuğun bireysellikten sosyalliğe, sosyal ilişkilere, teknoloji bağımlılığına birçok alanda kendisini kurtarıp yeni bir şekilde kendini ifade edebileceği ortamları sunabilmekte. Gelen öğrencilerimize Çin'i sanatını klasik geleneksel yöntemlerle usta çırak ilişkisi içerisinde aktarmaya gayret gösteriyoruz. Zaten bu sanatın günümüz itibariyle de hala öğrenimi, öğretimi bu yolla yapılıyor. 2017 yılında Yalova Anadolu Merkezi İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun oldum. Ondan sonrasında Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni kazandım. Ortaokuldayken yaptığımız Robojanlar ekibiyle katıldığımız yarışmalarda birinci olmuştuk Marmara bölgesinde. Orada kazandığım bilgileri lisede de kullanarak tekrar Teknofest'te roket yarışmasında birincilik kazandık. Yalova Anadolu Merkezi İmam Hatip Ortaokulu'ndayken arkadaşlarla, hocalarla aramız çok iyiydi. Hatta 8. sınıfta bir arkadaş grubu ve hocalarımızın da desteğiyle beraber kendimize bir kamp oluşturmuştuk. Bu 8. sınıfta da liseye çalışmamıza büyük kolaylık sağlamıştı. Bu zamanda geleneksel Türk okçuluğu alanında şehrimizin ilk faaliyet yapan okuluyuz. Antrenörlerimizi yetiştirdik. Şu anda gruplarımızı oluşturduk. Türkiye çapında başka okulda böyle bir aktivite yok, böyle bir atölye yok. Burası fiilen çalışan, okul bünyesinde çalışan tek atölye. 8. sınıfta bu okulu kazanmak için çok zor zamanlar geçirdim, çok çalıştım ve sonunda başardım. Yalova gibi küçük bir yerde böylesine sportif faaliyetler olsun, sanatsal faaliyetler, robotik kodlama gibi faaliyetler olsun. Böyle bir okuldan mezun olduğum için, böyle imkanları olan bir okuldan mezun olduğum için çok mutluyum tabii ki. Atölye bünyesinde sadece Çin'i sanatını aktarmakla kalmıyoruz. Elimizden geldiğince diğer geleneksel Türk İslam sanatlarını, ebru, hat, kaligrafi gibi müzik alanında ney bendir çalışmalarını da yürütüyoruz. Yani aslında İmam Hatipli olmanın bizce bir gereği olarak sadece kitabi bilgiler değil, aynı zamanda bir de bu işin sanat yönü var. Onu da öğrenmelerini hedefliyoruz. Bize gelen öğrencilerimizle ilgili olarak. 2018 yılında Yalova Merkezi İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun oldum. Ortaokuldayken hafızlık programı içerisindeydim. 5. sınıftan itibaren Adalı Hafız Kur'an kursuna gidiyordum. Hafızlığımı ortaokulda bitirdim. Aynı şekilde okulumuz hem akademik hem de hafızlık programı destekliyordu. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hem hafızlığımı bitirdim ortaokulda hem de iyi bir dereceyle okuldan mezun oldum. Ben bir veli olarak bu okulu niçin tercih etmeliyim? Bu arada bu okulun velisi olduğumu da ifade edeyim. Evlatlarımdan bir tanesi burada okuyor. Diğerlerinin henüz yaşı gelmedi. Bu okul niçin tercih edilmeli sorusu belki de işin en hayati ve önemli noktası. Yalova İmam Hatip Ortaokulu büyük ve güçlü bir aile. Buraya dahil olan velimiz de evladımız da bu ailenin asli bir parçası haline geliyor. Ve kendisine gerçek manada değer verilen ve kendisiyle yakın anlamda ilgilenilen çok önemli bir okulda okuma imkanı bulmuş oluyor. Yalova İmam Hatip Ortaokulu'na kayıt yaptıracak öğrencilere başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Yalova Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gelecek öğrencilere başarılar diliyorum. Biz oradayken çok şey öğrendik, hayatı öğrendik. Umarım sizler de öğrenebilirsiniz. Yeni gelecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Şimdiden hayırlı olsun. Okula yeni katılacak arkadaşlar için öncelikle en hayırlısı olmasını, ondan sonra da okulu en verimli şekilde değerlendirmelerini diliyorum. Allah'a emanet olun. Yalova İmam Hatip Ortaokulu ailesi olarak bizi izleyen bütün dostlarımıza, bütün Yalovalılara, bölgemizde yaşayan bütün dostlarımıza açık bir davetimizdir. Bu okulda içilmeye hazır bir kahveniz sizi bekliyor. En azından bir kahvemizi içmeye bekleriz. Okulumuzu içinden görün, neler yaptığını daha ayrıntılı bir şekilde bizzat siz görmüş olun ve kararı da size bırakalım. Biz gece gündüz dört elle bu işe sarıldık.
sizi de aramızda görmekten mutlu oluruz.